Merhabalar efendim. Yeniden hoş geldiniz Kıbrıs TV ekranlarına. Gündemden notlara. Evet, ikinci stüdyo konuğumuzla birlikteyiz ve kendisiyle gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Yeni Amerikan Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Aysun Sınal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Teşekkürler. Evet, biraz toplum psikolojisini ele alalım sizinle birlikte yaşadığımız gerek Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sıkıntılar bunca yıldır aynı zamanda e, bir siyasete olan güvensizlik belli ki hakim e, kurumlara veya siyasilere e, bir de e, son e, büyük bir değişim oldu e, Cumhurbaşkanlığı e, seçimiyle birlikte evet. e, nasıl başlamalıyız nereden başlamalıyız e, kimi zaman e, bu toplum çok da umursuz olarak da görülebiliyor ee, çok fazla işte bana dokunmayan bin yaşasın aynen. şeklinde algılanabiliyor. Ee, nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım? Evet, her şeyden önce e, seyircilerimize iyi günler diliyorum. E, ve bu yeni sürecin yani herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum, diliyorum. E, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi e, insanımızın psikolojisi e, zaten e, bugün e, o açıdan <laughs> ee, ele almak istiyorum ee, Bir de psikanalitik evet. açıdan analize ederek e, toplumumuzun nereye geldiğini neler yaşadıklarını bir gözden geçirelim ee, Tabii bu bu süreç yeni bir süreç değildir biliyorsunuz yani 1950'lerden beri <laughs> yani bu süreç vardır ee, Tabii bu neslin insan olduğum için ben daha çok neler yaşanıldığını şahsen de bilenlerdenim çünkü fiziksel olarak da psikolojik olarak da insanımızın ne yaşadığını çok iyi biliyorum. 1963'ten itibaren 74 olayları ve akabinde tabii ki 1983'te de hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı vardır. Ve bugünlere kadar gelindi. İnsanlarımızda bir e, en önemlisi e, artık e, hiçbir şeye inanamamaları ya da evet. inanmakta zorlanmaları ki e, kendilerini bu konuda ben haklı görüyorum. E, birçok etkenler, birçok faktörler şu anda e, iş başında. Ve öyle gösteriyor ki e, önümüzdeki süreç pek de kolay bir süreç olmayacak. Çünkü belirli kesimlerden, belirli inançlar, belirli katkılar değişik sinyaller veriyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Şimdi insanlarımız biliyorsunuz iki grup halinde ben el alıyorum insanlarımızı. 1974 Barış Harekatı'nda göçmen duruma düşen, evinden barkından edilen hatta belli bir süre esir kalan yani esirliği de tatmış olan insanlar vardır bir de hiç evinden yurdundan edilmeyen e, ve daha halen rahat bir yaşam rahat kalmış. yani harbın içinde evet e, o çıkarmada barış harekatında onlar da vardı fakat e, öteki kesme göre daha rahat bir şekilde bir de daha sonra gelen bir nesil bir de daha sonra e, tabii ki e, 74 e, harekatından sonra e, rahmetli e, işte Bülent Ecevit'in başbakanın e, katkılarıyla o dönemin e, şeyiyle hı hı. E, buraya adaya bir nüfus aktarımı oldu. Tabii ki o dönemde ihtiyaç da vardı. E, o yönden buraya geldiler. E, belli bir süreç yaşandı, o insanlarla kaynaşma oldu, şudur budur. Fakat halen bugün ben görüyorum ki e, seçimlere dahi bu yansıyor, e, siyasete dahi yansıyor. Bir e, güneyden gelip burada hayat kuran insanlar vardır, bir de buranın insanları vardır. Her zaman için o e, çizgiyi görüyoruz arada ve bir türlü o kapanamıyor. Bırakın Bilmiyorum. Türkiye'den gelmeyi, yani bu çizgi dahi o e, gelen insanlarla... ...buradaki insanlar arasındaki o çizgiyi dahi ben görebiliyorum. Çünkü... Bu siyasilerden kaynaklanan e, tanımlardan e, dolayı mıdır size göre? Tabii çünkü tam olarak ele alınmadı. Tam olarak bunun üzerine gidilmedi. Yani bu ne oldulara getirildiği iş ve öylece bırakıldı. Mesela örnek veriyorum. Rum zamanından kalma bir eve giren insan halen bugün aradan 40 sene geçmiş olmasına rağmen... E, gerek devlet katkısıyla gerekse kendi şeyiyle imkanıyla o evine bir fırça dahi atmış değildir. Bunun nedeni de belirsizliktir. Çünkü her gün için yeni bir şeyler olacak. Bu her, en basiti. En basiti. Her gün için e, insanlarımıza yeni ümitler. E, işte e, herhangi bir parti yani bu e, sağdır soldur fark etmiyor. Gelen bütün partiler zaten biliyorsunuz e, bunu dışarıdan idare eden e, Türkiye'dir. Türkiye'nin de katkıları doğrultusunda her şey yapılıyor. Yani her kim ne derse desin, bugün bu bir gerçektir. Ve Türkiye'nin e, katkıları ortadadır. E, nitekim bugün dahi ben e, gazetede bir yazı okudum. E, gazetede diyor ki işte Türkiye eğer katkılarını keserse, Vay KKTC'nin Bu bence insanlarımıza bir tehdit unsurudur. E, bir korku vermedir. Ve insanlarımız hep böyle yaşadı bugüne kadar. Aman işte protokol imzalanmazsa maaşlar ödenmeyecek. Aman işte para gelmezse şu böyle olmayacak. Elçi bunu beğenmezse böyle olacak. Yani bütün bunlarla yaşadı. Bu insanlar böyle bir tehdit altında ve halen bu tehdit devam ediyor. Ee, yeni seçilen bir cumhurbaşkanımız vardır. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir seçilmeyen dördüncü cumhurbaşkanımız, üçüncü cumhurbaşkanımız vardır. Ona da e, buradan. Ee, yeni hayatında başarılar diliyorum. Yani e, seçilmesine rağmen daha ilk gün daha mazbatasını almadı. Daha eline hiçbir şey almadan e, büyük bir karmaşanın içine e, çekilmeye çalışıldı. Tabii kendisi bu konularda e, bayağı bir e, pişmiş, yetişkin ve nasıl hareket edeceğini bildiği için yani bu yaşanan e, istenmeyen olayı gayet evet, rahat bir şekilde ümit ediyoruz. Atlatmış olsun. Tabi bundan da emin değiliz. Çünkü biliyorsunuz yakında Türkiye'de de bir seçim vardır önümüzde. Ve benim çok büyük korkularım vardır orada. Yani o seçilecek olan hükümetin biliyorsunuz bir de hesap sorma bir de geçmişe dayalı efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin nasıl böyle bir şey yaparsın. Ee, gel bunun hesabını ver şeyi de vardır. Bu kime çıkıyor faturası? Kıbrıs halkına, Türk halkına. Kıbrıs Türk halkına. Yani insanımıza, burada yaşayan insanlara çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir e, baskı altında, böyle bir e, tehdit altında insanlarımız artık biraz önce sizin dediğiniz gibi yani e, ne olacaksa olsun, ya ben artık böyle şeyleri duymak istemiyorum, bilmek istemiyorum diyerekten nitekim e, katılım oranı da Beklenenin çok altındaydı Dolayısıyla Artık istenilen insanlarımız Tarafından istenilen Kendilerinin Kendi ayakları üzerinde durmaları Yani kendi işlerini Kendilerinin yürütmeleri Gerek idari konular olsun Gerekse hükümet daireleri olsun Yani burada söz sahibi olsunlar Ve dışarıdan üçüncü Bir şahıs tarafından Denetlenmesinler Yani en, buradaki amaç o çünkü hiçbir şeyde söz hakkı olmadığını görüyorum. Bu da büyük bir savunma mekanizması dediğimiz ki analitik kuramda bunlar çok önemlidir. Kişiler bunu geliştiriyor. Dolayısıyla kişiler geliştirdiği için topluma yansıyor. Ve böyle giderse toplum artık belli bir şeye gelmiş durumda, bir patlama noktasında, bir infial noktasındadır. Yani bunu da görüyorum ben. Çünkü bir taraftan e, sosyoekonomik yapı, bir taraftan e, insanların alım gücünün e, çok kötü olması, e, dövizin fırlaması, bir de bunun üzerine üstlük e, insanların e, kendi yerlerinde, e, kendi ülkelerinde söz hakkı olmayışı, insanları gerçekten büyük bir bunalıma, büyük bir depreste koyuyor. Ve şu andaki önümüzdeki tablo budur. Yani yüzdelik olarak yapacak olursam. Kıbrıs insanının yüzde 99'u depresiftir. Yani bunun bir şeyi yok. Yani zengini de öyle, fakiri de öyle. Çünkü ortada bir e, şey vardır. Belirsizlik vardır. Bu giderek artan bir e, seviyeye mi bağlıdır? Yani geçmiş bir 20 yıl öncesinde daha düşük olduğunu düşüktü. söyleyebilir miyiz? Tabii tabii düşüktü. Gayet güzel söylediniz. Çünkü yeni bir hareketle yeni bir barış hareketi yapılmıştı. Bir kurtarılma sevinci vardı ve herkes ümitlerle yaşıyordu. Zamanla zaman içerisinde hiçbir şeyin yapılmaması ileriye dönük herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi insanlarımızın bu ümidini Kırmış durumda. Kimliğini bulamama. Kimliğini bulamama. Var e, muhakkak tabii. Çünkü e, her nereye giderseniz gidin. E, bugün e, sadece ve sadece e, Türkiye'den almış olduğunuz pasaportu, eğer kullanıyorsanız ki vize istiyorsa vizenizi alırsınız. Veyahut da Rum hükümetinin yani Kıbrıs hükümetinin vermiş olduğu pasaportla bazı ülkelere gidebiliyorsunuz. Onun dışında KKTC'yi tanıyan bir İngiltere'dir. Yani o da tanımıyor. Yalnız pasaport olarak kullanabiliyorsunuz içeriye girmek için. Onun dışında diğer ülkeler tanımıyor. Verdiğiniz zaman KKTC pasaportunu tanımıyorlar. E bu da büyük bir e, şey yaratıyor insanlarımızda kompleks yaratıyor. E böyle kompleksler içerisinde yaşayan insanlar tabii ki e, birçok sorunlar içerisinde yaşıyorlar ve bunu da ben görüyorum. Yani günlük e, görmüş olduğum e, hastalardan danışanlardan ne kadar e, ciddi bir boyuta geldiğini görüyorum. Çünkü insanlarımız gerçekten e, artık e, tahammül sınırını Aşmış bir durumdadır. Yani ne olacaksa olsun ama yani olsun. Çünkü siz de biliyorsunuz kararsızlık e, en kötü bir hastalıktır. Ve en kötü karar kararsızlıktan daha iyidir. Dolayısıyla alınacak olan herhangi bir e, neticenin insanlarımıza daha iyi daha hayırlı olacağına inanıyorum. Ve onlara iyi şeyler getireceğine inanıyorum. Hı hı. Peki e, bu gençleri nasıl etkiliyor? Yeni yetişen nesli bu durum. Gençlerimiz, evet, e, çok iyi bir noktaya değindiniz. Gençlerimiz şu anda e, kendilerini e, bir şeylere vermek e, içinde bulundukları bu e, kısır döngüden, bu e, bir şey yapamadan e, tanınma tanınamamadan. Kaçmaya çalışırken kendilerini ya uyuşturucuda buluyorlar, ya efendim gumarda buluyorlar, ya buna benzer birçok olayın içinde buluyorlar. Tabii kendileri istiyor mu? Hayır. Böyle bir şey yok. Fakat ben defalarca bunun üzerine basa basa söylüyorum. Bugün gençliğimizin gidebileceği, gençliğimizin eğitilebileceği yerlerimiz hemen hemen yoktur. Çok küçük bir ada olmamıza rağmen. Avuç içi kadar bir gençliğimizin olmasına rağmen bugün gençliğimizi yönlendireceğimiz, onlara bir yön vereceğimiz, eğiteceğimiz hiçbir yerlerimiz yoktur. Eğitim yerlerimiz yoktur. Dolayısıyla bu gençlerin bu şekilde olmalarını bir yerde de ben normal görüyorum. Çünkü eğer büyük ülkelerde yaşamış olsalardı daha büyük imkanlar olacaktı. Başka şeyler yapma imkanları olacaktı. Ve bu orantı bu kadar büyük olmayacaktı. Mesela bugün İngiltere, Amerika, Almanya'ya baktığımız zaman burada da bunlar yaşanıyor. Fakat büyük ülke olduğu için yani bu orantı göze batmıyor. Fakat bizde küçük bir ülkeyiz. Gençliğimiz zaten bellidir. Gidecek yerleri yok. Yapacak şeyleri yok. Üniversitelerimizin dışında eğitim alacakları yerleri yok. Training yapacakları yerleri yok. Dolayısıyla içine girdikleri bu bunalımdan kurtulmanın bir yolu, bir kurtuluşu görüyorlar. Dolayısıyla kendilerini bir yerde bunu fırsat bilen, bunu çıkar haline getiren ve bunu ticaretle para kazandığı için böyle bir gençlikten faydalanmayı bilen bazı unsurlar bu gençlerimizi kullanma yoluna gidiyorlar. Tabii ki uyuşturucuyla tanıştıktan sonra da ondan kurtulmanın zor olduğunu yapamayacaklarını zannediyorlar ve dolayısıyla bir yerde bağımlı hale geliyorlar. Peki gencinden yaşlısını artık sosyal medyada görüyoruz herkes. Ee, günün e, bir olayını, bir konusunu e, gündeme taşıyıp sosyal evet. medyada o ortamda rahatlamaya kendisini veya çevresindekileri rahatlatmaya çalışıyor veya o ortamda artık e, sinirini bırakıp e, bir yerde bir neme lazımcılığa dönüyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi e, neme, neme lazımcılık e, öyle bir şey ki... E, Hani bir de bizim deyim vardır bana dokanmayan yılan bin yaşasın. Ama bazen yılan size dokunmadığı halde yılan başka şeylere tokanıyor, başka şeylere zarar veriyor. Dolaylı yoldan da size geliyor evet, ve bir ilerleyen, de, zamanda, ilerleyen zamanda bir de bu neme lazımcılık artık e, tamamen durması lazım. Çünkü neme lazımcılıkla iş bitmiyor. Herkes bunu söylerse peki. Kim bu işlere bakacak? Kim bu işleri halledecek? Ve kimler toplum için, insanlar için uğraşacak? Tamam, herkes geri çekilsin. Bana ne desin? Kim yapacak? Zaten dışarıda hazır bekleyen güçler vardır. Ve bu devamlı olarak söyleniyor. İşte Kıbrıs halkı tembeldir. Kıbrıs halkı çalışmıyor. Kıbrıs halkı yapmak istemiyor bu MTV kaybına da Evet yani, bu bizim yani, zaten motivamizi motivemizi düşürmüş. Bizim e, geleceğe olan inancımızı kırmış. Hı hı. Çünkü bize öyle bir e, telkin verildi. Yok siz yapamazsınız. Bunu dışarıdan getireceğimiz kalifiyeli işçiler yapsın. Şunlar yapsın, bunlar yapsın diye durmadan e, işçilerimiz ya da çalışanlarımız devamlı olarak bazı şeyleri yapamayacak konuma kondular. Halbuki öyle değildir. Bugün görüyorum otellerde olsun, herhangi bir yerde olsun. Bugün gidip bakınız. Mesela 100 tane çalışandan sadece 2 tanesi ya 3 tanesi yerli halktandır. Gerisi hep dışarıdan geliyor. Peki böyle olduğu zaman buradaki insan geçimini nereden sağlayacak? Buradaki insan nasıl çalışacak? Veya kendini değersiz hissedecek. Aynen. Nasıl olsa ben alınmıyorum. Niye başvuru yapayım? Bankalar da öyle. Yani 10 tane çalışan varsa, yani bunun 7 tanesi dışarıdan, 3 tanesi yerli. Tamam herkes çalışsın, buna bir diyecek yok, dışarıdan da gelsin. Ama önce buradaki halk, buradaki insan, buradaki gençlik, bundan sonra. Çünkü bunlar ne yaratıyor? Bir, istenmemezlik ya da işe yaramamazlık, tükenmişlik duygusunu yaratıyor. Ve ben bugün yüzdeliğin çok yüksek olduğunu görüyorum burada. Tükenmişlik sindromu yaşıyor Kıbrıs halkı. Yani artık işe yaramama sindromu. E çünkü bir şey yok, elde görülür bir şey yok. Peki e, halk bencilleşmiş midir? Evet, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani o eski e, değerler yok, o eski Daha fazla aile bağları o yok. Bağlar yok. Yok, e, çünkü buna itildiler. Çünkü böyle yapıldılar. Herkes zaten bir e, ekmek derdine düşmüştür. Ekmek savaşı veriyor. Dolayısıyla bu değerleri artık e, görmemezlikten geliyorlar. Bir dükkana giriyorsunuz bir şey almak için ve tabii e, bir de eski zamanlardaki e, alışkanlıklar vardır. Hani oranın e, sahibi, oranın, orada çalışan insanların size karşı davranışları, yapmış oldukları hürmet ve bir bugün bakın adeta sizi dövüyorlar. Yani yüzüyle dövüyor. Çünkü orada çalışan işçi zaten asgari ücretin altında çalışıyor. Aldığı para tatmin etmiyor. Değil mi? Size nasıl güler yüzle baksın? Siz gidiyorsunuz orada para veriyorsunuz. Değil mi? Sizin verdiğiniz para onun maaşını ödüyor. Fakat aldığı maaş yetersiz. Dolayısıyla sizi bir yerde görmek bile istemiyor. Yani o kadar kötü ki günaydın diyorsunuz ya da kolay gelsin. Ağzından tek kelime çıkmıyor. Haklı olarak. Neden? Çünkü asgari ücretin altında çalışıyor. Ya da asgari ücretle çalışıyor ve sizin orada harcadığınız parayı o belki de bir ayda görmüyor. Hı hı. Dolayısıyla orada bir soğukluk vardır. Ve bu sadece e, süpermarketler için değildir. Yani toplumun her kesiminde bunu görebiliyorsunuz. Dairelere de gitseniz aynı. Dairede çalışan memurlar da aynı. Çünkü onlar da. Çalışma şartlarından memnun değil. Aldıkları maaştan memnun değil. Ve bu onların aile hayatına yansıyor. Aile içi şiddet başaldı götürüyor. Ayrı boşalmalar, e, boşanmalar çok kötü. Hmm. Geçen gün gazetede okudum. Yani bir yıl içerisinde 850 tane boşanma. Kıbrıs gibi bir yerde, çok küçük bir adada. Nuhus ne ki? E, bir yılda bu kadar boşanma olursa, yani bu e, tabii ki e, birçok faktörün e, toparlanmasıyla bir araya gelmesiyle oluyor. Fakat e, burada görüyorum ki yani artık eğitim dahi e, bir fayda sağlamıyor. Çünkü e, eğitim belli bir yere kadardır. Belli bir şeyi veriyor. Yani eğitim bugün işte nasıl bir e, eş olunur, nasıl bir baba olunur, nasıl bir e, anne olunur göstermiyor onu. Keşke öyle bir okul olsaydı da eşler evliliğe girmeden önce böyle bir okula gitselerdi. En azından bir sertifika alırlardı da yani o işi biraz başarmış olurlardı. Çünkü böyle giderse artık evlilik müessesesi de bu toplumda tamamen çökmüş olacak. Peki bu noktada kime ne görev düşer sizce? Yani siyasilere, yetkililere? Herkese. Toplum olarak işte o biraz önce konuştuğumuz olay var ya neme lazımcılık ortadan kalkması lazım. Çünkü bu ülke, bu devlet, bu e, coğrafya hepsimizin. Yani burada hiç kimseyi ayırt etmemek lazım. Hatta buraya e, 20 sene önce, 40 sene önce gelen vatandaşlarımızın da hakkı, onların da en tabii hakkı. Çünkü artık buraya adapte olmuşlar, artık bizden daha fazla Kıbrıslı olmuşlar. Ve emin olun eğer ki bir tercih yapacak olsalar, e, Türkiye'yi değil, bizi yani Kıbrıs'ı tercih ederler. Ve bizim herhangi bir şeyimiz zaten yok. E ee, Ben bu yap yaşanan e, polemiğe girmek istemiyorum Yavru vatan ana vatan olayına. Fakat bu zaten e, hiç yaşanmaması gerekirdi. Çünkü orada bir e, geliştirilmiş milli bir bağ olduğu görüşü yan bu yaşıyor. Peki toplum arasında e, tartışmalara neden oldu bu? Nasıl bu i̇şte çözümlenir sizce <laughs> e, Kıbrıs? Türkler, Türkiye'li vatandaşlara veya Türkiye'li vatandaşlar da Kıbrıs'lı Türklere kendilerini nasıl anlatacaklar, nasıl ifade edecekler? Şimdi çok kritik bir nokta. Çünkü okuyorum, görüyorum, analiz ediyorum. Şöyle şunu unutmamak lazım. Bu Kıbrıs adası gökten buraya inmedi. Bunun araştırması da defalarca yapılmıştır, yıllarca bu araştırmalar sürülmüştür. Hatta e, bu Kıbrıs'ın burunun e, Türkiye'deki belli bir yerden göçüp de buraya geldiği, akabinde e, 1471 e, şeyde Kıbrıs'a ilk gelen kafilede Kıbrıs Türklerinin geldiği, e, 300 sene Osmanlı tarafından Kıbrıs'ın e, bir şey olarak kullanıldığı koloni olarak daha sonra İngilizlere devredildi, akabinde onlar Mısır'a devretti bir süre, ondan sonra Kıbrıs birçok el değişti. Fakat buradaki Kıbrıslı Türkler gökten zembil ile enmedik. Bizim de bir kökümüz vardır. Çünkü eğer biz kökümüz yok dersek, o zaman köksüz oluruz. Ne olduğumuz belli değil. Dolayısıyla tabii ki biz Türkçe konuştuğumuza göre ve Türk Türklüğü de kabul ettiğimize göre Türküz. Ha, biz e, zaman içerisinde Kıbrıslı Türkler oluştuk ve bunu e, Türkiye'deki e, Türklerin kabul ettiğinin de farkındayım. Hiçbir zaman demiyorlar işte siz Kıbrıslı Türk değilsiniz. Kıbrıslı Türksünüz ve biz Kıbrıslı Türk'üz. Fakat burada nedir? E, milli bir davadır. Kıbrıs milli bir görüştür. Kıbrıs milli bir davadır. Ha Şimdi Kıbrıs halkının kendi ayakları üzerinde durması kadar normal bir şey yok kendi kendilerini idare etmesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü hakkımızdır ve böyle bir şey istiyoruz. Yani buraya 1960 anlaşmalarına göre Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor ve biz de orada ortaktık. Daha sonra bizi istemediler, dışlandık. Şu oldu bu oldu. 74 harbini, 74 barış harekatını biz istemedik. Rumlar kendi aralarında birbirlerini öldürmeye başladı. Değil mi bunlar hiç yani bunları da görmek lazım. Bunları yaşayan bir kişi olarak ben konuşuyorum. Çünkü damların üzerinde kardeş kardeşi kovalıyordu. 15 Temmuz 1974'te Urumlar birbirini kovalıyordu damlarda öldürsün diye. Bunları gören bir insanım ben. 20 Temmuz 74'te barış Harekatı oluyor. ve Kahraman Kıbrıs, Kahraman Türkiye ordusu buraya çıkarma yapıyor. Kıbrıs Türk'ünü korusun diye. Yani o gün, o gün, o gece aman işte Kıbrıs Adadır, stratejik konumu vardır, elimizden gidiyor diye mi buraya çıktı? Yok, ben bunu kabul etmiyorum. Bu kadar şehit boşuna verilmedi. Buraya gelmelerinin bir amacı vardı. Ve onun için de kendilerine minnettarız. Ama burada bir gerçek vardır. Bu kır il içerisinde ne oldu? Yani seçilmiş Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu yavrunun artık büyümesi lazım. Yani bir yerde ayakların üzerinde durması lazım. Peki ne yapıyoruz ki bu yavru ayakların üzerinde dursun? Esas konu burada budur. Ya da ne yapılıyor? Her şeyimiz kontrol ediliyor. Her şeyimize bakılıyor. Bugün bir gasap dükkanı bile açılacağında elçimiz oradadır. Bugün bir fotoğrafçı dükkanı açılacağında elçimiz oradadır. Buyursun gelsin, hiç kimsenin şikayeti yok. Ama benim demek istediğim burada. Kıbrıs halkı Biraz da kendi ayakları üzerinde alıştırılmalı artık. Çünkü kompleks yaratılıyor. Yarın öbür gün eğer ki anlaşma olursa, bir federal çözüm olursa ve Avrupa'ya, e, Avrupa, Avrupa Birliği'ne alınırsak hangi katroyla biz Avrupa Birliği'nde boy göstereceğiz? Çünkü biz yürümeyi bilmiyoruz. Bugün hiçbir şeyi halledemiyoruz. Kendi başımıza, ayaklarımızın önünde duramıyoruz burada bir yanlışlık vardır. Yani bu cesaretin, bu öncülüğün bize verilmesi lazım. Ve bunu da yapacak olan Türkiye'dir. Bize bunu sağlaması lazım. Bize demesi lazım ki tamam şunu 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 yapın. Bu size bir ön ayak olsun. Peki bir çözüm yönünde çaba sarf ediliyor. İki toplum arasında daha fazla yakınlaşmanın, empatinin e, kurulabilmesi adına daha farklı neler yapılabilir? Güven yaratıcı önlemler e, zaman zaman konuşuluyor ama e, tabii iki toplumlu etkinlikler de oluyor. E, farklı noktalardan e, bakacak olursak e, psikolojik açıdan nasıl e, bu sağlanabilir? Şimdi burada e, çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü ben bir şey fark ettim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı Bey seçildikten sonra Rum tarafında hemen büyük bir helecan başladı. Hemen bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendi kendimize bu soruyu sormamız lazım. Acaba şimdi değişik nedir? Bunu değişik kılan nedir? Yani bu önlem paketi baktım ben ne nesi var yani. İşte dairelere birer Türkçe konuşan memur koyacakmış. Koyman gerekirdi. Zaten senin anayasanda bu açıktır. Yani bu bir önlem değil ki. Koyman gerekiyordu. Her gelene Rum pasaportu verdin zaten. Dünyaya bu siyaseti tanıtmak için bunu yaptın. Başka orada önlem paketinde ne vardır? Ve niye şimdi yapıyor bunu? Yani orada bir ağız münakaşası oldu diye, orada bir çatışma demeyeyim de, işte söz alışverişi oldu diye ki, bu normaldir. Yani insanlar arasında tepki koymak normaldir. O Cumhurbaşkanımızın da söylediği, bu Cumhurbaşkanımızın da söylediği, daha sonra kendi aralarında bunlar halledilen bir şey oldu. Yani bunu hemenden e, alıp da kullanmanın hiç anlamı yoktu. Dikkatli olunması gerekiyor diye söylüyorum orada. İkincisi bugün e, her şey daha güzel olacak, federal bir çatı altında diyoruz ama sadece bizim tarafımızdan olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kapıları biz açtık. O tarafa akın akın biz gitmeye başladık. Onlar da bunu üzüm üzüme baka baka kararı misali yapmak mecburiyetinde kaldılar. Ama o tarafta ikinci e, cumhurbaşkanımıza saldırı da oldu. O tarafta e, birçok insanımıza saldırı da oldu. Ve ne dediler? E, birkaç tane çapulcudur. Her zaman söyledikleridir bu. E, tamam güzel bir arada yaşayalım ama bize bunu kanıtlayın önce. Ne yapıyorsunuz ki bize bunu kanıtlamak için? İşte üç tane açıklama yaptın önlem paketi diye. Ki ben bunlara baktığım zaman gerçekten bir şey görmüyorum orada. Bilmiyorum. Evet, radikal bir durum yok diyor. Yok. Bu sadece yaratılan durumu kendi lehlerine çevirmek için atılmış bir adımdır bu. Başka bir şey değildir. Ha iki toplumun bir arada yaşaması güzel bir olaydır. İki toplumun yan yana yaşaması güzel bir olaydır. Gönül arzu eder ki böyle olsun. Ama Karşı tarafı çok iyi tanıyan bir insan olduğum için ve içinde bulundukları yani içinde bulundukları travmanın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Ve bu travmayı onların atması için değil 40 sene, 200 sene, 300 sene lazım. Kolay bir olay değildir bu. Benimdir derken, her şey benimdir derken, her şeyi ben idare ediyorum, güç bendedir derken böyle bir tokat yemek travma yaratır insanda. Buna PTSD diyorlar. Post Traumatic Stress Disorder. Ve tümü bunu yaşıyorlar. Bakmayın siz böyle konuştuklarına. Yani bu e, federal bir yapı olursa da yan yana yaşasak da bugün nesil, bugünkü nesil bunu pek bilmiyor ve itirak edemiyor. Yani tamam biz de istiyoruz. Her şeyi unutalım. Her şeyi bir kenara atalım. Nasıl yapacağız bunu? Murata sandallar efendim baftaki e, bütün o öldürülenler şehit edilenler başları kesilenler bunları nasıl yapacak ya da onlara bizim yaptığımız ki onu da buradan söylemek isterim savaş esnasında karşılıdır bu şeyler onların da kayıpları vardır bunları iki tane paket önlem açıklamakla olay bitecek mi o kadar kolay değildir ve bunun dikkatlice Yapılması gerekiyor. Peki bir inisiyatif e, kurulup karşılıklı bir özür dileme noktasına gelirse ya da e, tüm bu olaylar konuşulup tekrar gündeme getirilse bu e, psikolojik baskı biraz olsun kalkar mı sizce? Her şeyden önce e, okullardaki mevludatın değişmesi lazım. Yani e, sizin e, baş düşmanınız Türktür ya da sizin baş düşmanınız Rum'dur. İşte e, şu tarihte Yunanlıyı denize döktük. Bu tarihte e, Türk askeri çıkarma etti. Beş parmak dağları hep Mehmetçiklerle doldu. Rumlar ayakları kıçına vura vura kaçtı. Hikayeleri artık bitmesi lazım. Yeni bir e, şey başlaması lazım. Yeni bir e, sistem kurulması lazım. Karşılıklı olarak Öğrenci alışverişleri yapılması lazım ve her şey okullardan bitiyor. Eğitimden bitiyor. Çünkü büyük insanlara kalsa zaten bu işi bitirmiştirler. Gidip kahvelerde oturuyorlar. Gidip birlikte oturup yiyip içiyorlar. Ama önemli olan yeni, yes yeni yetişen nesildir. Ve bu yeni yetişen neslin kapılar arkasında neler öğreti öğretildiğidir. Yani bunlara bakılması lazım. Çünkü biliyorsunuz bilinçaltına ne yerleştirirseniz o böyle devam ediyor ve bunu çıkarmak kolay değildir. Bilinçaltı olayı vardır burada ve bizim bilinçaltımıza nasıl yerleştirildiyse onların bilinçaltına da yerleştirilmiştir. Ve bu e, oradan çıkması için epey zaman ve e, tecrübeye ihtiyaç vardır. Bilinçaltı olayını eğitimle veya e, bir takım e, programlarla yaşamakla, e, yaşamakla e, bir iç içe gelip e, önlem artırıcı e, birçok şeyle Birlikte yapmak suretiyle ki bu e, bir günde iki günde olacak bir olay değildir. E, mesela Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştiği zaman iki tane Alman ırkından konuşuyorsunuz. Orada problem yoktu. Ama burada biz iki aynı ırktan insan değiliz. Biz Türk ırkındanız. Onlar Helen ırkındandır. Yani e, Rum ırkındandır. Dolayısıyla e, burada birçok şeyin, Tekrardan birlikte yaşanıp birlikte hazmedilmesi gerekiyor. Çünkü e, alışkın olmayan çok şeyler vardır yeni gençlikte. En ufak bir şey de hemen ortaya çıkıyor ve bunu gördük. Empati kurulması. E... Empati yine en büyük şeylerden bir tanesidir. Empati olmazsa hiçbir şey olmuyor. E, çünkü e, eğitimsiz eğitimsiz hiçbir yere varılmayacak. Eğitimsiz yani bu insanların bir özel eğitimden geçirilip beyinlerinin tekrardan düzeltilmesi lazım. Yani bu bilinç altında yatan düşmanlık duygusunun ortadan kalkması lazım. Çünkü iki insan iki değişik ırk konuşuyoruz burada ve uzun yıllar süre gelen bir savaş devam ediyor ve bu savaş halen devam ediyor. Öyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Fakat en basiti bir hellimi dahi ki bizim kendi atalarımızdan gelen bir şeydir. E ona dahi sahipleniyorlar. Onu dahi sahipleniyorlar. Yani burada baktığın zaman evet elinde keyi tutuyor. Sana bir parça vermek istemiyor. Sen istiyorsun gel diyorsun o tuttuğun keyikten bana da ver. O da haklı olarak Kek benim diyor, abiler bana verdi. Ben sana ne diye vereyim? E öyle. Abi böyle yaptı, Amerika böyle yaptı, İngiltere böyle yaptı. Giden paralar onlara gidiyor, her şey onlara gidiyor. Bize yardım tek Türkiye'den geliyor. E bunu da görmek lazım. Tek yardım Türkiye'den geliyor. İşte geçenlerde abi attı yani böyle bir şey önümüze. Al dedi, bu da sizin. E bu ne? o tarafa giden yardımlarla bize gelen yardımları kıyasladığınız zaman astronomik rakamlardır. Adamların yollarına bakarsınız, uçak alanı zannedersiniz. Nereden geliyor bu paralar? Bir de diyorlar ki paraları kalmadı diye. Halbuki yok, paraları vardır. Dışa karşı böyle gösteriyorlar. Bütün Avrupa yardım ediyor. Bize yardım nereden geliyor? Türkiye'den geliyor. Anavatandan geliyor. Yani bu anavatan kelimesi oradan geliyor zaten. Çünkü ne yapsan düşsen kalksan yani seni canı gönülden destekleyen birisi vardır. Ve burada kullanılan ana kelimesi odur. Nasıl ki bir ana her ne pahasına olursa olsun evladını koruyor. Buradaki kelimenin anlamı da odur bana göre. Koruyor yani. Dışta da koruyor, işte de koruyor. Hı <laughs> hı. Bunu yapıyor. Bir izleyicimiz diyor ki Türkiye bile bizden hellim almıyor diyor. İşte bu nasıl kendisi de üretiyor. Bu yardım olayı sayılır mı? diyor. Şimdi bu gerçekten seyircimizin hakkı var bu konuda. Türkiye'nin bazı konularda anladığım kadarıyla yapmış olduğu bir anlaşma gereği bu 1900 70 Ankara anlaşmasına göre bu benim kendi görüşümdür hı hı. E, Avrupa Birliği'nin e, bazı e, şartlar, şartları var orada Hatta e, o sporcularımızın Türkiye'de e, futbol oynayaması oynayamaması ya da atletizmlere katılamamamız buna benzer Türkiye'den e, ya da Türkiye'ye mal göndermemiz bu şartlamalar altında olduğunu kanatındayım ben. Bu yüzden hellimi biz Türkiye'de satamıyoruz. ha Bunun başka bir sebebi varsa bilmiyorum. Mesela e, Türkiye'den bazı malları buraya getirirken de yine gümrükleme vardır. Birçok şey vardır. Zannedersem o anlaşmalara göredir. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bunu yapamamasının nedeni de dışa karşıdır. Ben duyuyorum, ben devamlı olarak bana söylenen bir şeydir. İşte bundan altı e, ay önce e, Mersin'de mi bilmiyorum bir yerde e, olimpiyat oyunları oynanırdı. E, i̇şte e, Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı oradaydı ve e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız e, ayağa kalkmış, almamış. Şimdi e, o büyük tartışma kaldıran bir şeydir. E, acaba... ...kalkmasaydı ne olurdu... ...ya da kalktığı zaman... ...bunun farkında mıydı... ...veyahut da kalkması için... ...kendisiniz olaya bir sebep mi vardı? Bunları bilmeden... ...bunun hiçbir surette ...analizini yapamam. Evet. Çünkü orada bir yetki merci vardır... ...ve o böyle uygun gördü... ...ve... ...ayağa kalktı. Ha Şimdi ona konuşmadan... ...onunla bunun alışverişini... ...yapmadan bir e, şeye çözüme varamazsın. Çünkü neden böyle bir şey yaptı? KKTC e, sporcuları Türkiye'de oynayamazken bu da büyük bir çöküntü. Bu büyük bir çöküntü. Toplumda. Bu e, tamamen e, insanın ileriye doğru yapmak istediği hamleleri baltalıyor, kompleks yaratıyor. İşte bizi tanıyorum, tanıyorum diyep bugüne kadar gelen ee, bize yardımını yapıyor fakat öteki taraftan bizi tanımıyor Rum tarafının işte sporcularına ayağa kalkıp e, bayraklarını selamlıyor İşte burada çelişkiler vardır hı hı. yani bunların açığa kavuşması lazım İnşallah ümit ediyoruz ee, yeni seçilen cumhurbaşkanımız e, bu konularda e, gayet, anlatabilir. gayet e, tecrübelidir e, Türkiye anavatan cumhurbaşkanımızla yakında görüşmeleri vardır artık orada oturup böyle kapı, kapalı kapalar arkasında ee, bu işi halledeceklerine inanıyorum. Evet çok teşekkür ediyorum süremizin ne ben teşekkür sonuna ediyorum. geldik katıldığınız katkı koyduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum size. Evet gündemden notların bugünlük de sonuna geldik. Az sonra 13 haberlerimiz var günün gelişmelerini aktaracağız sizlere. Şimdilik hoşçakalın.